Bazı kan hastalıkları anne ve babadan çocuklara soya geçişle iletilirler. Akdeniz anemisi olarak bilinen hastalık da al yuvarlarımızın, yani oksijen taşıyan kırmızı kürelerimizin içerisinde bulunan hemoglobinin doğumsal olarak anne ve babadan gelen özelliklere bağlı olarak eksik ya da bozuk yapılmasıyla giden doğumsal bir kan hastalığıdır. Burada terimler yönünden bir konuya da değinmek istiyorum. Akdeniz anemisi nasıl bir hastalıktır deyince. Aslında bunlar hemoglobin hastalıkları. Bunların daha genel başlığı talasemi. Talasemi hastalığı Türkiye'de daha çok Akdeniz anemisi olarak adlandırılıyor. Halkımız da bu şekilde biliyor. Bir bakıma şöyle haklılar. Talasemi'nin kendi içerisinde türleri var. Alfa talasemiler var, beta talasemiler var. Beta Türkiye'de sık görülüyor. Ama sadece Türkiye'de değil, Akdeniz bölgesinde, İsrail'de, Yunanistan'da, Kıbrıs'ta, bütün bu bölgede, coğrafi bölgede sık görüldüğü için adına Akdeniz anemisi deniliyor. Bu yönüyle tabii beta talasemi, alfa talasemi ayrımı halkımız için çok zordur. Sonuç olarak Akdeniz anemisi dediğimiz hastalık genetik bir hastalıktır. Anne ve babadan soya çekimsel olarak çocuklara aktarılmaktadır. Çocuklardan da bir sonraki kuşaklara geçecek bir hastalıktır. Taşıyıcı formları vardır ya da kansızlık yapabilmektedir. Bunu bir daha sonraki sorularımızda, videolarımızda ayrıntılı olarak anlatacağız.